Mersin'in, Çukurova'nın, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, dünyanın en izlenen programı olmuşuz Ufukçu. Evet, durdur abi. Ama bugün de ufkumuzu değiştirdik. Bir ufuk gitti, bir ufuk geldi. Bir ufuk gitti, bir ufuk geldi, transfer ettik. Biliyorsunuz spor camiasında transferler vardır ya. Biz de dedik ki bugün Ufuk Kabay'ı, her ne kadar ismi Ufuk, kendisi kabaysa ama kibar bir beyefendi. Hoş geldin Ufuk hoş Bey. Nasılsın abi? Sağ olun. Hoş geldin. Vallahi iyidir kardeş ya. Ya işte biz de böyle sohbethane, kahvehane, arkadaşlar arasında kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Güncel konulara değiniyoruz. Ama programda Mersin'de ses getirdi Ufukçum. Abi öyleymiş. Öyle. Baktım. Sen de bugün geldin. Sağ ol. Ya şimdi şunu soracağım. Biz her gün konuşuyoruz da. Belki sen de bizi kızdırma yalnız. Belediyelere çarpmayacağız. Devlete çarpmayacağız. Yok, yani yanlış yapmayacağız. Cemiyete çarpmayacağız. Ondan sonra derneğe çarpmayacağız kardeşim. Abi çarpmayacağım. O zaman ne işi var bunun? Yani buyur. Yanlış yapana söyleyeceksin. Abi yanlış yapana kuş lastiği getireceğim şimdi. Kuş lastiğiyle taşlatacağız. Hocam korona belediyelere yaradı. Yaradı mı? Yaradı. Niye yaradı abi? Hepsi çalışıyorlar. Hepsi sokaktalar. Hepsi reklam yapıyorlar. Ve hepsi de elinden geleni yapıyor bana göre. Çalış, her belediye. Çalışmayan belediyelere çalışmaya başladı. Aynen getirdin. Şimdi nereden Hakim geldi biliyor musun? Evet. Ben fotokopi belediyecilik diyorum ya Ufuk. Ya bakıyorum işte diyor ki bugün 70 tane cami, 100 tane okul, 500 cadde, 1000 çöp bidonu ilaçladık. Abi 10 dakika sonra bakıyorsun o belediyenin basın bülteni başka belediyeden geliyor. Öbürüne gidiyorum aynı. Bir de ekmek. Ekmek işi de gitti de ben ne istiyorum biliyor musun? Samırsak kaç olmuş? Yeni yakın samırsak aldın mı abi? Aldım. Kaç aldın? 5 ay önce aldım. 10 liraya aldım. 5 ay önce 10 lira aldın. Ama çok aldım. 20 kilo aldım. 20 kilo aldım. 200 liraya. Sıkışırsak bize verin mi? Veririm. Verin. İstersen aldın mı kardeşim? Var, bende de var. Var. Kardeş ben bugün samırsak lazım oldum. 5-6 kilo var. Dün Oğuz abi dedi ki samırsak iyidir. Ya 100 lira olmuş. 100 lira. Ufukçuğum 100 lira. 10 liraya almışsın. Kârdasın ha. Vallahi öyle. Vallahi kardeş. Söyleyeyim. Kârdasın. Öyle. Ben kârdayım. Bir de şimdi pahalı komşular da istiyor bazen. Ben de çok olduğunu biliyorum. Abi gönderiyorum. Şimdi canlı yayında dediler ki. Marka olarak Kastamonu'dan. Ben de Kastamonu'dan aldım. Oradan. Sen şimdi söyledin ben de 10 kilo samırsak var dedin. Kilo 20. 100 lira almış. 20 lira ama 10 kilo kalmıştı. Abi kastım. Kasaya kitle kasaya değerli. Çok değerli. Şimdi çok altın değerinde fiyatı var. Ya üstadım şimdi geziyoruz. Sizler de geziyorsunuz. İnsanların sıkıntılar, problemler. Ben biraz da sen spor camiasında da etkinsin. Ya bu insanlar evde kal dedi. Bir aydır, 35 gündür hantallaştı. Spor müsabakaları bitti. Ne olacak abi? Bu spor camiası bitti mi? Vallahi virüs sporda vurdu. Vurdu mu? Vurdu. Evet. Hatta ben bugün bir yazı yazmıştım. Evet. Köşemde. Sporla ilgili. Mesela ben şimdi evde yayıncı kuruluşu kullanıyorum. Evet. Dün de ayıptır söylemesi, parasını ödedim 125 evet. lira. Evet. Ama duydum ki haberlerden duydum ki spor camiasında olduğum için mesela o yayıncı kuruluş evet. takımlara para ödemiyor. Ya takımlara para ödemiyorsa benden niye 125 lira alıyorsun o zaman? Ne onun biraz daha şimdi yayıncı kuruluş evet. Türkiye'de maçları yayınlayan kuruluş benden ben ona üyeyim maçı izliyorum tamam haklıdır 125'in evet. dünya turu da 125 TL. Evet. Yayıncı kuruluşum aylık parası her ayki. Yayıncı kuruluş dün açıklama yaptı. Ben ödemesi gereken kulüplere ben parayı ödemiyorum dedi. Abi sana paket eski yayınları vermiyor mu? Yok hiçbir şey yok. Eski yani yayınları. O kanal açtığın zaman boş mu? Ya dolu da ben maç için almışım bu yayınları. Maç yani, yok benden bu paraya. Naklen yayın izleyeceğim. Tamam naklen yayın izleyeceğim. Vermiyor, ama izni vermiyor. Sen benden parayı alıyorsun takımlara yardım mı kesiyorsun? Sana kesiyor. Eski bayat maçları kakalıyor. Olmaz ki öyle ben. Ben sana niye mesela kulüp üyesiyim, evet. bir kulübe sen yardım ediyorsun, para veriyorsun diye ben sana üye oluyorum. Maçları izlemek için üye oluyorum. Ben 125 ödedim dün evet. ama maç izleyemiyorum. Sen kulüplere ödemen gereken parayı da ödemiyorum evet, diyorsun. Ödemiyorsun. Öyle saçmalık olabilir mi? Olmaz. Oradan da bu zaman Gençlik Spor Bakanlığı'na seslenelim. Aynen seslenelim yani. Buradan seslenelim. Ben kardeş, ödedim parayı. Zaten evde millet ekonomik krize girmiş. Bir de kaç kişi var? Benim gibi milyonlarca kişi ödüyor. Kardeş millet zaten evde ekonomik krize girmiş. Aynen. Ya 125 liraya sen kardeş 1 kilo samırsak alsaydın, bana verseydin ben sana daha iyi maç izledim hocam, kardeş. Hocam bakın mesela biz sporla ilgili girdiniz ya, evet. biz kendimiz olarak bazı arkadaşlarımız var.
Muhtar Aziz var. Tanıyor musunuz? Muhtar Aziz, ben madem muhtarı. Muhtar Aziz, Mersin'de hocalara ne verdi abi? Yardım dağıttı. Biz de 20 muhtar topladık. Tabii muhtar kendisi 30 koli Mersin'le ihtiyacı hocalara isimleri vermeden evlerine kadar götürdük. Biz bu yardımları kendimiz yaptık. Yani arkadaşlarımız, biz, muhtar Aziz Bey, sorabilirsiniz muhtar. O ya, 30 koli yardım ettik. Biz yardım ettiğimizde daha hiç kimse yardım etmemişti. Arkadaşım ama belediye alıyor, girmeyeyim diyordum. Bir tane somun veriyor, bir TL'lik somun veriyor. 100 kez haber metni atıyor Ufukcuğum. Abi şimdi belediyelere yaradık oruna. Rant değil abi. Yok, rant değil. Yapıyorlar. Bak yapıyorlar işlerini. Niye? Ben dün şeyde çalışan bir arkadaşım var. Sosyal hizmetlerde. Evet. Aile bakan da? Şeyde yok, Mersin. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri'nde. Evet. Daha önce de gazeteciydi, tanırsın Ezgi. Ezgi, evet. Ezgi Hanım. Olsun, evet. Mesela Ezgi Hanım'ı ben bu ara çok teşekkür ediyorum, evet, kendisine. Bazı ihtiyaç sahiplerinin adreslerini verdi, evet, kendi yardım gönderttirdi. Yani biz de diyoruz, şurada tanıdık var, fakir ona gönder, buna gönder. Sanki kendi bakkal dükkanımız gibi, Allah razı olsun yani, gönderttiriyorlar. Tamam. Sayın Akdeniz Belediye Başkanı'na da gönderdik, bazı kişilere göndersin diye. O da gönderdi. Emin ama yani, kime gönderdiniz abi? Şey Akdeniz Belediye Başkanı, Gültat Bey. Buna da yardım etmesi için. Ambalaj değişti mi? O Akdeniz yapıyor, o bir şey de yapıyor içinde, yapacak şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama veriyorsa Büyükşehir yapacak. Niye yapsın abi? Büyükşehir de veriyor. Yok yok, Büyükşehir'le osuyla gitsin kardeş. Niye ambalajı değişsin? Şöyle, işte. Akdeniz kendisi yapıyor, evet. Büyükşehir kendisi yapıyor. Şimdi evet, ben Akdeniz'de olduğu zaman Akdeniz Belediye Başkanı'na gönderiyorum. Büyükşehir bölgesinde olduğu zaman bizim Ezgi'ye gönderiyorum. Yardım gidiyor. Yani aslında bizim konuşmamız gereken şu: bizim elektriğimizi, suyumuzu, suyu zaten su kesilme yok. Sen su kesilme yok. Suya geleceğiz, elektriğe geleceğiz. Yani bunları, doğalgazı ötelemeleri lazım vatandaşın. Doğalgazda problem var. Doğalgazda problem var. Evet. Şimdi benim babam kredi çekmişti. Krediye ötelemeye başvurdu bir bankaya, evet, normal bankaya. Babamın ödemesi 2700 lira. Bana 4 ay ödeniyor, 4 ay sonra diyor ki 8 bin lirayı peşin ödeyeceksin. Ya zaten bu adamın 4 ayda ödemesi 11 bin lira. Ya böyle bir saçma uygulama olabilir mi? Abi oradaki şey öyle değil ki, bakanın veya çıkan uzmanın açıklaması. Öyle diyor işte, sen normal bankaya niye şimdi bütün bakanlar açıklama yapıyor diyorlar, özel bankalar sizde hesaplaşacak. Çünkü özel bankalar ötelemiyor, gene faizini uyguluyor. Yani buradan ekonomist değiliz, profesör değiliz, doçent değiliz, bunu her, evet, zaman da söylüyoruz. Şu mu çıkıyor Ufukcuğum? Yani ekonomi de artık devletleşiyor mu? Yani 2-3 bankaya mı dönüşecek özel bankalar uyarılıyorsa? Valla özel bankalar sıkıntılı bu dönemde. Hiç destek olmadılar. Ya biz bankalar şeyle taktığımız için, evet, şu kapısındaki jel takmıyor. Bugün yine gittim bir bankanın önünde, görmedim. Vatandaşı yani özel bankayı da devletin bankasında abi bekçilerimiz, polislerimiz koruyor. Bugün yani günlerdir konuşuyoruz. Evet. Bu sefer de abi konuşmamız, evet, faydalı olmuş. Evet. Sosyal mesafeye de ayarlamalara ihtiyaç çekiyor. O güzel bir konu. Bak ben bugün bir yerde bir haber okudum. Akbank, isim de vereyim neler olduğunu. Evet. İzmir'de Akbank'ta koronavirüsü tespit edilmiş bir bankada, İzmir'de. Evet. Bir kişi ölmüş. Onun şeyde başka iki tane negatif çıkmış, iki kere yapmışlar. 18 kişi de pozitif çıkmış şu anda. Yani kişi, ölen kişi negatif çıkmış, iki kere test, evet, yapmışlar. Yani aslında bankacılar da şey, gitmek istemiyorlar. Risk altında, postaneciler risk altında. Eczaneler, kargolar, doktorlar zaten Allah yardım etsin. Ermeni işlem de doktor Ankara'da. Sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanları, tabi sağlık çalışanı diyoruz da. Oranın temizliğini yapanı var, onun şoförü var, onun yoğun bakım temizleyen insanlar var, oranın yemekleri var. Yani çok inan, çok sıkıntı var. Yani da bir şey öğrendim. Bugün yani benim gelen şeyler var. Bakacağım, benim MESKİ'de çalışan arkadaşlarım bana anlattı. Oradan öğrendim. Hiçbir bilgi belediyeden gelmedi bana. Onlardan öğrendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi aile hekimliklerine her gün öğlen sıcak yemek götürüyormuş. Dün ben öğrendim. Haberimiz yok. Ben dün öğrendim. O da MESKİ'de çalışan
Bir arkadaşımı görevlendirmişler. Evet. Boşta olan yani okumak için. Yani aile ekimlerden çalışanlar nerede Ufukçu? Buradayız abi. Geldik işte anlatıyoruz. Evet, Mescide çalışan personel şey dağıtıyor. Sıcak. Yemek. Hatta sordum yemeğin bak menüsünü de sordum. Kavurma, bulgur pilavı, tatlı ve ayran su varmış. Ayran menüde. Su. Dedim ki bize de yetiş elimiz kardeş dedim bu menü neyi? Güzel menü abi. Menüsü vermiş. Beş yıldızlı bir otel gibi yemek veriyor. İnan bir de şeyi de araştırdım. Resmini gördüm. Ben biliyorsunuz sizin gibi araştırmacıyım. Evet. Bizim eskiden taşeron olduğumuz zamandaki doktorumuzun sabah resmini gördüm şeyde. Bizim basın yayın paylaşmıştı. Tesislerde kalıyorlarmış. Onların ailesine evet, ulaştırmamak için. Evet, tesislerde ve Pamuklavileri ve Macit Özcan Spor evet, Tesisleri. Yani ben belediye olabilir. Onun evet. Belediyeler de yapıyorlardır. Yani mesela hoşuma gitti. O adamı da görünce bizim doktoru bize yardımcı oluyordu. Ya burada. Şimdi orada şu var. Ufukcuğum, insanlar risk altında olduğu için aileleriyle görüştürülmüyor. Evet. Ya hastanede kalacak ya bir yerde kalacak. Evet. Yani kontrol altında kalması gerekiyor bu insanların. Buna da bazı sosyal tesisler, bazı kurumların mesela yerini açtı. Mesela burada reklam olacak da olsun. Olsun kardeşim. Olsun. Grand Otel, ben tanımam etmem adam mesela. Grand Otel diye bir otel varmış mesela değil mi? Şey caddesinde, Kayabalı caddesinde. Tanımam sahibi de tanımam etmem. Evet. Mesela bazı yerde okudum, o kişi komple oteli sağlıkçılara bırakmış, teşekkür ediyoruz. Mesela ben bunları inceliyorum, bakıyorum. Bu da güzel. Bir şey söyleyeceğim. Mersin'de dün mü, evvelsi gün bir köşe yazısı okudum. Çok güzel. Yani eski üstadımız Mirza Turgut Bey bir köşe yazmıştı. 15 senelik şeyinden eski böyle vurdu mu oturturdu mu yazıyla biliyorsun değil mi? Sen niye biliyorsun bu işleri? Şimdi vuruyor. Şimdi o köşe yazısına kendine geldiğini gördüm. Vurdu oturturdu. Abi öyle bu nasıl bir köşe yazısıymış ya? Ya kardeş. Öyle bir şey yok yani. Kardeş. Mesela bu da buradan kullanırız. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Vurdu kırdı. Vurdu kırdı. Lan ben mimar değilim. Evet. Köyleri çok gezerim. Geziyorum diyorum. Şeyleri gezerim. Oradaki bir daha gittiğin zaman sen de bak ne var biliyor musun? Şöyle köşe taşları var. Evet. Köşe taşları binayı tutar. Evet. Köprü de yaparsan köprünün ortasında böyle yaparsın bir tane kilit taşı var. Evet. O tutar. Evet. Kocaman köprüyü. Ama evleri de böyle tutan köşe taşlarıdır. Şimdi onun için köşe yazıları abi bazen cuk diye oturacak. Evet abi. Ama cukkayı alıp köşe yazarı yazan arkadaşlar da var. Vay. Yaptığın bir işin hakkını ver. He. Olay budur. Şimdi seni halk seviyorsa, takdir ediyorsa, bizim program izleniyorsa, biz burada kardeş kimsenin silahşörü de değiliz. Halkın silahşörüyüz. Milletin yaşadığı sıkıntıları söyleriz. Mirza Bey de böyle bir yazı yazdıysa yazdı. Okudunuz ben tebrik ederim. Neydi konu? Biraz sinyal ver kardeş. Konu bir gazetenin vurulması. Kardeş gazetecilere, basıncılara girmeyelim. Yani bir gazetenin vurulması. Nasıl satın alındı? Gazeteyi kim satın aldı? Yani silahşör gazete diye başlık şimdi, vardı. Şimdi neyse. Ve doğru. Neysesi yok abi. Neysesi yok abi. Doğru bilgileri veriyor. Oğuz abi Şirazen'i koruyalım diyor. Oğuz abi Şirazen diye tamam bir ifade. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben severim de kendisini de severim. Şimdi bana girme diyorsunuz da gireceğim. Bu geçen seçimde, geçenki seçimde, ben seçimdeydim Cemil seçiminde. Şey kimdi? Divan Başkanı? Ben gitmedim, üye olmayınca gitmedim kardeş. Dört tane. Divan Başkanı kimdi? Biliyorum. Biliyorum da kör. Yok, muhasebeci ne o? Fatih Bey mi? Yok. Hangi muhasebeci? İdman Yurdu'nda da Divan Başkanı oluyor da. İsmini unuttum. Adnan abi mi? Yok, yok abi şey ya. Ahmet, o da Ahmet galiba. Ahmet Akın. Ahmet Akın değil mi? Ne iş yapar Ahmet abi? Malim iş abi. Ahmet Bey... Nasıl divan başkanı oluyor bu adam? Köşe yazar abi. Tamam. Ayda yılda bir yazıyor. Tamam. Bugünlerde de evde kal çağrısına uymuş Ahmet abi. Devamlı yazıyor işte. Tamam, köşe yazarı. Köşe yazarı. Tamam. Şey var mı? Diyor ki divanı diyor. Divan başkanı nasıl? Nasıl divan başkanı olabiliyor? Veya nasıl cemiyet üyesi olabiliyor? Bana bunu söyleyin. Bu adamın sigortası yatıyor mu? Ya arkadaşım bak. Biz her zaman şunu dedik. O seçimlerde
bazı arkadaşlar bana küstü Ufukçum. Liste ben bende var abi. Dur, ben o konuya girmek istemiyorum. Abi, niye girmek istemiyorum biliyor musun? Bak, şimdi iyi bir konuya geldin. Sana isimleri sayacağım. Liste bende var. Ya bakkal kasap var. Ama şu var. Sayın kardeş kasap var, sonra da gidip kasaplar odasına şikayet edin. Ya oraya üyüyorsun ya buraya gelsin üyüyorsun. Abi yok olur mu üye? Ya şimdi şu var kardeşim. Ben her zaman diyorum. Al, al kardeş bir dakika. Beni canlı yayından kaldırdınız. Yani bam tellerime basmayın diyorsunuz. İlla da basıyorlar ya. Al. Ben ne istiyorum biliyor musun Ufukcuğum? Evet. Bak şimdi şurada canlı yayında göstereceğim. Okuması yazması olmayan olabilir. Yakın vergi davası. Sen oku kardeş. Evet. Oku ne yazıyor abi şuraya? İsim? Ahmet Söyler. Evet. Ne iş yapıyor? Gazeteci. Gazeteci. Evet. Al vergi levhamız var. Yap üye kardeşim doğru mu? Evet. Senin siten var. Doğru mu? Benim gazetem de var. Gazetem var. Senin siten var. Yılların emekçisisin. Bak abi. Evet. Şimdi cemiyetin listesi hepsi elimde. Evet. Listede gerçek gazeteci olanlar işaretli. Evet. Yatanlar ve gazeteden işaretli olmayanlar da var. Bak. Evet. Kaç kişi bak. Bak listeye bak. Bak neredeyse yarısından fazlası bu bütün liste bende. Biliyor musun? Siyasi partilerde bu. siyasi partilerde de ne olur biliyor ve musun? Ve yönetim listelerine de bende. Sarı, evet. Beyaz hepsi bende. Kişilerin isimleri de var. Programdan sonra bir alıp inceleyelim. Bak bunlara bak. Hepsimize çalışalım. Bak, evet. Şurada artı olanlar şöyle göstereyim. Bende bütün listenin hepsi var. Artı işaretli olanlar gerçek gazetecilik yapanlar. İşaretli olmayanların hepsi. Gazetecilik yapıyorum. Ya yarımdan fazlası. Yani bu şu durumda 150 kişi bile yok gazeteci. Ya aslında. Arkadaş sahada yok. Geziyoruz. Yok. Programlarda gidiyoruz. Liste burada isteyene verebilirim. Ya. Yani 500 kişilik listenin 150 kişi yaptık. 350-350 kişisi fason. Fason. Burada. Liste bende. Ve cemiyet başkanlığı ve dernekler masası ve cemiyet başkanını ben kendim şahsım olarak çifte standart yaptı diye hem dernekler masasına hem CİMER'e hem mahkemeye vereceğimi zaten söyledim. Niye? Kardeş zaten kongre varmış. Kongre, abi ne kongresi yapamazlar. Ya geçen dönemde böyle yapamam falan oldu. Ekstradan uzun başkanlık dönemi yaşadık. Yani. Abi yapamazlar. Bunlar ben sana bir söyleyeyim mi? Ya abi yapamazlar. Yaparlarsa şey olurlar ama bak bazı şeyler var gözünü seveyim sen Ahmet abi. Şimdi bunları bazı kesim tehdit ediyor. Niye? Niye abi? Siz diyor bizi cemiyetten çıkartırsanız güçlü olan isimler var bazı listede. Yani Ersin'in abileri mi var? Abileri var. Diyorlar ki siz bizi cemiyetten çıkartırsanız eğer ki biz de siz yeni bir cemiyet kurarız. Korkuları o. Yani lokma yani, bölünmesin. Şimdi 150 kişiye bırakırlar, indirilirse bu, mesela ben Yüksel abiyle konuştum, kulakları sınırsın, haberci, yapacağız dedi. Evet. Yani gazetecilik yapan 150 kişi 150 kişi cemiyete üye olacak, o birileri, onu söyledi de şu, ona da karşı çıktım mesela, dedi ki, o birilerini fareyle yapacağız. Yani, ağızlarına bal çalıyorlar. Bal çalıyorlar. He. Sen oy kullanamayacaksın ama cemiyetin her akıllıdan faydalanacaksın. Niye? Niye? Ben sordum bunu niye yapıyorsunuz? Adam bu gazeteciyse atı kardeşim. Faydalanmasın cemiyetten de faydalanmasın. Varsa gazetesi, sitesi. Her şey varsa, benim havası varsa yapın. Yap. Yoksa herkese atın. Bunu evet. Atıyorum, bunu almayın derim. Bunu alırsan orada ikilik çıkar. Zaten şu anda ikilik var. Yüksel abinin dediği şu. Biz yeni şey de bende var. Evet. Yani zannetmesinler tüzük. Tüzük yeni yazdıkları tüzük de bende var senin şu anda. Zaten ya. O tüzüğü bir tane arkadaş oturmuş. Buyurun. Neyse o adamı da ben çok iyi biliyorum o tüzüğü hazırlayanı. O da bizi sevmiyor biz de onu tüzük, sevmiyoruz. Tüzük de bende var. Yaradan'ı seveceğiz yaradan'dan dolayı. Tüzük de diyor ki ha. Beni bal çalmışlar orada. Şimdi ben üye değilim. Beni fare üye yapıyor. Evet. Aynı üyenin her şeyinden faydalanıyorum, sadece o kullanamıyorum. Ya, ne güzel İstanbul, ne güzel İstanbul. Burada yarın cemiyette şeyden cemiyete yer verecekler şeyden. Kim verecek? Akdeniz Belediyesi'nde bilgisi bilgim var. Şeyde, kardeş,
Bak ne diyorum. Şey bak. Yeri. Bir daha bak. Ufukçuyum. Bu Ufukçuyum. Millet bahçesinden yer verecekler. Veremez. Veremez. Millet bahçesi milletindir. Milletin bahçesinden kimse peşkeş çekemez. Ben sana söyleyeyim. Başkanımız. Ufukçuyum. Öyle duydum. Mersin'den. Ben buradan söyleyeyim. Millet bahçesinden hangi baba yiğit? Hangi baba yiğit? Sorun. Yer verecekse. Verecekler mi? Veremez kardeş. Evet. Şuradan verecekler. Mustafa Gürtel daha sorun. Mustafa Gürtel isim vermeyelim. Mustafa Gürtel oradan vermiyor kardeş. Ben duydum. Oradan vermiyor. Mustafa Gürtel bugünlerde Büyükşehir oynuyor. Büyükşehir oynadığı için gazeteciler elinden tutacak. Vallahi Millet Bahçesi'nden Sayın Gürtel yer versin. İlk tepkiyi ben koyarım kardeş. Ben açık söyleyeyim. Ama şuradan verecek. Ben Gürtel'e sormadım ama konuşulanlar cemiyete oymuş. Yalan milleti kandırıyorlar işte. Gürtel de bunlara malzeme oluyor. Ben buna kızıyorum. Yer nereden verilecek bu fikir biliyor musun? Evet. Bu şimdi eski TEDAŞ binası var ya, maliye binası evet. Orada. Niye yer veriyorlar? Bir dakika ya? Abi. Kardeşim sen televizyonun yok mu? Zengin değil misin? Cemiyet başkanıysan kendi elinizi kendiniz yapın. Parasını kendiniz ya verin. Niye böyle var? Abi, tutmuşlar kirayla işte. Tamam. Tutsun. Ama şimdi şu var. Belediyelere yapışacaksın hafta bot gibi. Yer verecek, araba verecek, paket verecek, verecek de verecek. Kendine cebinden yapsın başkan. İşte baba yiğit ister ona kardeş. Senin gibi benim gibi cebinden habercilik yapsın. Senin gibi benim gibi sağda dolasın. Biz onun için diyoruz. Masa başı klavyatör kardeşlere alınan da alınsın. Ama şu var. Oradaki bilgi kirliliğini düzeltelim arkadaşlar. O maliyenin yanında 26 katlı bina yapılacak. Ufukçu. Tamam. 26 katlı binadan bir katında o da şimdi bu yatırım mahtırım durdu. Onların o hayalleri suya düştü. Tamam da niye hayalleri yani, suya düştü? Niye yani belediye başkanından bekliyorlar? Şimdi sen vallahi, belediye başkanından... Vallahi de billahi de... Alırsan yazamazsın. Versinler, versinler millet bahçesinden... Öyle bir metrekare o da gel, ben de çadırımı alacağım. Al Ufuk, şu kıl çadırımı alacağım. Evet. Yörük çadırımı o millet bahçesine kuracağım. Yerel basın birliği tabelasını asacağım. De, o meydan, hadi. Bir de şey varmış... Bir yer Allah varmış. Bir dakika, dur. Tokin'in bir yeri varmış. Bak bunlar çok önemli. Ben bunları duyuyorum. Tokin'in bir yeri var. Nerede? Bir yer varmış Tokin'in. Daire yapıyormuş. Bunların planı 150 kişiye indirip faali üyeleri de egale edip 150 tane basıncıya şey almak. Ev. Daire. Ucuz. Yani ev kiraları 200 ise 50 liraya ev almak. Planları bu. Abi. Neydi bir türkü vardı. Hı. Hop terelelli, şop terelelli. O hayalleri suya batar kardeş. Niye batar biliyor musun? Bizim 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Hiçbir gazeteci oraya aidat da ödemez, para da ödemez, o evi de almaz. Toki'de bedava gelmez. Vermez gelmez. Bedava değil ya. Sana kimse vereceksek sana bakanla görüşmüşler. Ya bir görüşsün. Sana 100 lira ya şimdi bakan deme bana, bakanlara da kızıyorum. Biz 15 bin tane adam topladık Ufukçuğum. Emekler Derneği'nin önüne. Milyonlarca metrekare Lütfü Elvan'a isim de veriyorum. Yer verildi. TOKİ. Arazisi yapılacaktı. Milli Emlak Müdürü yer verdi. Bu kentte 3 tane Milli Emlak Müdürü değişti. Sadece Mezitli'de kavga dövüş bir yere temel atabildi. Nerede Tarsus'taki temel atacağı yer? Nerede Anamur'daki, Silifke'deki, Mersin'de 4 ilçede temel atılıyordu. 10 bin tane TOKİ ev yapacaktı. Yani şimdi boş şeylerin bekara kar boşaması kolay kardeş. Yani bildiğimiz konularda da kimse yalan söylemesin. Hani havaalanı vardı, ne oldu? İptal. İptal. Yarın TOKİ'de iptal kardeş. Ama şu var, Akdeniz Belediyesi'nde Ufukçuğum, bil diye söylüyorum. Onlar biraz ya. Ataş var ya, eski Ataş yerleşkesi. Hı. Orada 600 küsürlük, 600 küsür konutluk bir proje var. O da niye biliyor musun? Evet. Kentsel dönüşüm yapılacak Akdeniz bölgesinde. Kentsel dönüşüm yapılacağı için kardeş, örnek bir proje yapılacak. O evdekiler oraya taşınacak, adabasında orada yenilenme yapılacak. TOKİ'nin böyle bir çalışması var. Evet. Onun haricinde... Şucu, bucu yapar. Ama bak Adana'da yapıldı. Sendikacılar yaptı, gazeteciler yaptı. Ama bunu yıllar önce yaptılar. Ama adamlar da bangır bangır parasını ödedi. Kardeş o zaman Yalaka belediyelere takla atanlar var. Belediye versin evleri. Boş evler var, bangula evler var. Ya. Ben adres göstereyim bulamıyorlarsa.
Yayla yaparlar orada, gelsinler benim yaylada. Boş yer var bangolu. Yani şimdi bu. Baba. Biz şimdi çıktık Ufukcuğum. Konuyla bağlayacağım ama evet. Şimdi bana diyorlar ki bu nereden geldi şapka falan. O gün bir tane arkadaş, ya Ahmet abi diyor seni severiz. Sen biraz önce dedin ya, onun yönetimi sevmiyorum. Hı. Onun yönetiminde bir kişi beni arayamaz. Bak açık ve net söylüyorum. Diğer hepsi arar. Evet. Kaya Başkan da arıyor. Şimdi... Bak bir dakika, arıyor bak niye biliyor musun? Dinle bu önemli. Kayası da arar, Ali'si de arar, Abdullah'sı da arar. Ya tamam arar. Ben bir de dakika, biri arayamaz. Arasan ona zaten bakmam. Bir şey söyleyeceğim sana. Ama şu var. Adam ne diyor biliyor musun? Kirli sakal onların kotpan kot diyeceksin. Sırtına çanta asacaksın. Haberci. Sen haberci olamam. Ben olamam. İnsan olamam. Bir şey söyleyeceğim sana. Onların yönetiminde çok güçlü bir adam. Bunlar seçim olmadan 3 ay önce Mers Türkiye'nin en büyük şeyinden kovuldu. Biliyorsun bir tane isim verdim. Evet. Biri. Bir lokantada otururken geldi benim yanıma, kendi evet. Bak ben oturuyorum. Dedi ki, seninle çalışmak isterim. Evet. Ben de dedi köşe yaz, sayfanı kullan, ben de seninle birlikte olmak istiyorum evet. Dedi. Abi dedim, şimdi ben belediyede çalışıyorum. Kendi ufak tefek gazetede yazıyorum, Paskolik'te yazıyorum, evet. Kendi adına program yapıyorum, imza gazetesinde yazıyorum, evet. Kendi sistemde yazıyorum. Bazı sitelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Aktifsin. Aktifim. Evet. Dedim yani bu andayım ben, şimdi böyleyim. Hatta bazı Mersin'in günlük gazetesi bir tane abimiz de beni evet. Aradı. Bende de köşe yaz dedi. Dedim evet. Ya abi şu anda belediyede çalıştığım için günlük her gün çıkan, yani sıkıntı olabilir diye yazamam. Öyle. Yani günlük her gün yazamam, kusura bakma dedim. Ama dedim bak onda bulunsun dedim. Bak Mersin'in günlük gazetesinden biri bana dedi. Dün aradı beni. Evet. Rica etti. Ben de dedim abi şu anda belediyede çalıştığım için her gün günlük sana yazı yazamam, evet. Kusura bakma dedim. Bana zarar verir dedim. İşte o da saygıyla karşıladı. Bu arkadaş 3 ay önce cemiyet seçimlerinden 3 ay önce bana bu teklifi sunan adam cemiyet seçimlerinden sonra cemiyete dilekçe verdim. Kağıt ben de paylaştım gördüm. Gösterdin evet. Bana kendine biliyor musun? Biz dedi şimdi seni alamayacağız. Niye alamayacağız? Ya işte problemler olsa bunlar var. Dedim ki yani ağzımı burada bozdum kendisine. Lan dedim Bip dedim ki sen 3 ay önce bana demedin mi ben seninle çalışmak istiyorum. Köşe yaz bende beraber aktif olalım, beraber yapalım, beraber edelim. Şimdi 3 ay sonra ne oldu? Senin katın yok, yatın yok. 3 ay sonra ne oldu? Yatın sen yok. Benim sitemden yazarsın. Arkadaşım geldin evet. Renk verdin. Yapını biliyoruz, coşkunu biliyoruz. Bu ne biliyor musun? Nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Sana nazar değmesin maşallah. Çok sağ ol abi. Biz seni üye yapmıyoruz. Çok sağ ol. Ama üye olursan da kapımız sağ ol, açık. Allah razı olsun. Senin bu yüreğine, gazeteni, siteni, İsa da artık sitem kurdu. Evet. Kamera var. İsmini sonra söyleyeceğiz. İsmini niye söylemiyorsun? Acelesi yok. He? Abi. Bizim gerçek haberimiz. Mersin isim tescil. Bizim bir tescil abi. Mersin gerçek haberi diye. O şimdi hazırlık yaptı. Evet. Artık sahaya biz 35 senedir kardeş, volunteri var abi Allah bak senin yüreğin arkada halkın var bizim yüreğimiz halkımız var ya. Biz birilerinin kiralık kalemi değiliz, kiralık gazetecisi değiliz, halkın habercisiyiz, halkın gazetecisiyiz. Bizim evet. Abimi kutluyorum, hayırlı olsun diyorum. Zaten bundan sonra bu basın işleri hep buradan yani evet. internet üzerinden olacak evet, artık evet. bu yazılı basın yani, bitiyor yavaş yavaş evet. bitmek üzere. Bunu da bir son cümle olarak konuşayım. Amerika'da, Amerika'yı yönetenler böyle büyük gazeteler değil, yerel evet, gazeteler. Evet, yerel. Yani bizim yerel gazeteciler önce belediyeye vuruyorlar, sonra mama alınca... Yok, mama almıyorlar. Ne yapıyorlar? Hepsi onlar büyümüş. Ne alıyorlar? Pilotu alıyorlar. Ondan sonra bahçetten başkanı veriyorlar. Lan geçen hafta sen başkanı yerden yere vurdun. 35 yıldır sektörün içindeyim. Evet. Hiçbir kişiye bir şimdi ara ne şantaj yapmışım. İsa'cığım. İsa abi sana başka bir şey anlatıyorum. Sen şimdi bir şey anlatıyorum. Vurmakla bir şey olmaz. Vuruyor. Kendine düşman üretirsin. Vuruyor. Ondan sonra bir hafta sonra övüyor. Yok abiciğim. Niye övüyor? Ben onu yapmadım. Ya bir hafta önce vurdu. Şalman bak şalman güzel ama şey şalman benim oldu. Benim sorduğum her soru abicim, kişinin yüzüne karşı eğer doğruysa. Ufukcuğum. Ahmet. Programı bitireceğiz. Evet abi. Çünkü fazla da sıkmak istemiyoruz. Sponsorlara ihtiyacımız var Ahmet abi. Arkadaşım şalman bugün ya.